Eskişehir'de bir ziraat mühendisi organik elma üretmek için 200 dönüm arazide 50 bin ağaçlık bahçe oluşturdu. Sofça köyündeki bahçede organik elma üretimi yapılıyor. 250 dönüm büyüklüğünde bir arazi ve bunun 200 dönümü bodur elma bahçesi. Geri kalan bölümünde de üzüm var. Sofralık üzümlerimiz var. Elmalarımız burada organik üretim yapıyoruz biz. 6 çeşit elmamız var bizim. Dölleyiciler dahil 6 çeşit. Dediğim gibi üretim %100 organik yapılıyor. Yani bugün artık günümüzde gıda güvenliği problemleri yaşamaya başladığımız için geriye dönük sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bu işe kalkıştık. Ziraat Yüksek Mühendisi Fahri Öz, oluşturdukları bahçelerin özellikle ana yollardan ve fabrikalardan uzak mesafede olduğunu kaydetti. Fahri Öz, kaliteli elma üretimi için doğru bahçe ve fidan seçiminin önemini vurguladı. Öz, genel olarak halk arasında organik elmanın kurtlu olması gerektiğine dair bir düşüncenin hakim olduğunu anımsatarak bu konuya da açıklık getirdi. Elma iç kurdunda bir bakteri kullanıyoruz. Elma iç kurdunun larvalarını ve yumurtalarını yok eden bir başka bakteriyi atıyoruz. Faydalı bir doğada olan bir şey bu. O zaman da iç kurdu olmuyor. Sizin dediğiniz o manadaki kurdu göremiyorsunuz. Dolayısıyla hani eskiden evet hani organik olduğunda hiçbir şey yapmayacaksınız gibi akla geliyor ama bu öyle değil. Artık modern bilimin bize verdiği fırsatlarla kullanarak çok normal üretilen, diğer konvansiyonel olarak, ilaçlı olarak üretilen elmaların kalitesinde elma almanız mümkün. Öz ürettikleri organik elmayı iç pazarda değerlendirdiklerini, gelecek yıl üretim kapasitelerini daha da artırarak ihracat yapmayı planladıklarını açıkladı.